bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızın bu kulübe bu sezon hediye etmek istediği en önemli güç eksi puanla başlamamak. Bunun için eksi 3 puanı yememek için kulüp lisansı almaya çalışıyoruz. Bu da kolay değil biliyorsunuz. Geçmişten borçlu olduğumuz bütün futbolcu kardeşlerimizden, antrenör kardeşlerimizden, dostlarımızdan, daha önce transfer yapıp da borcumuzun ödenmediği, borcumuzun kaldığı başka kulüplerden, bu borçlu alacaklı kulüpleri veya futbolcuları veya hocaları temsil eden avukatlardan, icra dairelerinden, geçmişte çalışan ve şimdi ayrılmış olan personel hepsinden bir feragatname kulüp lisansının alınabilmesi adına bizim imza almamız gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Yani birçoğundan alabileceğimize inanıyorum. Ama geçmişte yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı haklı veya haksız, doğru veya yanlış bir takım sebeplerden dolayı bazı futbolcu, hoca, çalışan veya da borçlu olduğumuz kulüpler bize imza vermek istemiyorlar. Özellikle sosyal medyada fake hesaplardan, yani kim olduğunu belli edecek kadar cesareti olmayan, muhtemelen bizi tanıyan, bizim de onu tanıdığımız insanlar bizim moralimizi bozmak, bizim gardımızı düşürmek, bizim enerjimizi bitirmek için bir takım şeyler yapıyorlar. Ama buradan onlara söylüyorum, başaramayacaklar. Ben öyle sosyal medyada 5-10 tane fake hesaba pabuç bırakacak ne ben öyle bir yapıya sahibim, ne de benim yönetim kurulumdaki arkadaşlarım öyle bir yapıya sahip. Biz öyle yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla veyahut da sallamalarla meydandan kaçacak kadar yüreksiz, öyle beceriksiz, öyle korkak adamlar değiliz. Gidip orada yedek kalacağınıza, ondan sonra yani oynamayacaksanız, gelin bir seneye mahsus, bu sene gelin beraber bir kader birliği yapalım. Güzel bir kadro oluşalım. Gelin, çünkü ben Eskişehir Spor formasını gerçekten hem giydim hem teknik direktörlük yapıyorum. Genç kardeşlerime de söylüyorum. Bu formayı bir daha bulamazsınız. Yani bu şartlarda transfer yasağımız zaten kalkması mümkün değil. O zaman formanın kıymetini bilin. Ona göre sarılın. Çok çalışın. Çok emek verin. Ben diğer kardeşlerime de sesleniyorum. Diğer futbolcu kardeşlerime de sesleniyorum. Başka kulüplere gidip oturacağınıza, oynamayacaksanız Eskişehir Spor'da bir yıl daha oynayın. TFF 1. Lig'de gelin kader birliği yapalım. Eskişehir Spor'umuzu layık olduğu yerde bırakalım. Çünkü bizim eğer bu dediğim altyapıyla, üst yapıyla birleştiği zaman bizim en az 2-3 yıla daha ihtiyacımız var Şükrü abi. Yani bunu tam bu borçlar bitmedi zaten biz rahat edemeyiz. Çünkü ikide bir puan silmeler, UEFA'dan gelecek dosyalar hep böyle kafalarda soru işaretleri. Yani şimdi tamam bazen eleştiriliyoruz. Biz, tamam bir teknik direktör eleştirilmesi lazım. Eğer eleştirilmiyorsa zaten orada bir işi yok zaten bir teknik. Ama bizim şu anda eleştirilecek zamanımız yok Şükrü abi. Niye? Çünkü biz böyle Eskişehir Spor'un kurtuluş mücadelesi veriyor. Ya Eskişehir Spor'un ligde var olup olmamasının mücadelesini veriyor. Onun için bizim daha çok çalışmamız lazım. Daha çok öğretmemiz lazım. Korona hastalıktan sonra son 6 maçı ben saymıyorum. Tamam mı? Niye saymıyoruz biliyor musun? Ben hep gençleri oynatım sırf seneye. Çünkü zaten 6 puanımız da silinmişti. 12'ye düşmüştük. Hemen hemen garantilemiştik. Diğer maçlarda baktığın zaman ilk Keçiören, ondan sonra Adana Spor biliyorsunuz stadın çelik atın kopması, Afyon'da oynadık. Ondan sonra Bursa'da yendik, Altın Ordu'nu yendik ve ondan sonra bizim Menemen'den başlayan bir, bizim en büyük zaten sıkıntımız da, kadro derinliğin olmaması ve dikkat edersen bizim bu kazandığımız 12 puanda, 12 puanın sakatlanan oyuncular ve cezalı oyuncuların olmadığı zaman yerlerine koyamadık adam. Yani bizim en büyük sıkıntımız kadro derinliğinin olmaması ve artı 3. bölgedeki oyuncularımızın gol yollarında
golleri zaten biliyorsunuz kaç tane gol, asistli olmayan oyuncular var. Şimdi bir teknik direktör, bak ben açık ve net söylüyorum. Bir teknik direktörün en büyük sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Kötü oyunu oynayan oyuncu oyundan alamıyorsunuz. Benim orada olup olmamam önemli Şükür abi. Önemli olan Eskişehir Spor'un yaşaması. Bunu herkes net bilsin.